Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube videolarınıza nasıl altyazı ekleyebilirsiniz bunu anlatacağım. Anlatacağım yöntem tamamen normal altyazı eklemekten farklı bir yöntem olacak. Bir nevi otomatik altyazı eklemiş olacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videomda göstereceğim yöntem bir nevi bir otomatik altyazı ekleme yöntemi diyebiliriz. Ben şu anda YouTube kanalımın ana sayfasındayım. Sizler de şu anda YouTube kanalını zaten görüyorsunuz. YouTube kanalımda ben altyazıyı eklemek istediğim videoma gireceğim. Siz de bu aşamada kendi videonuza tabii ki giriş yapacaksınız. Ben videoma giriş yaptım ve hemen alt kısımda bulunan videoyu düzenle butonuna bir kez tıklıyorum. Videoyu düzenle butonuna tıkladıktan sonra videonun düzenleme ekranı zaten karşıma çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi videonun düzenleme ekranı şu anda karşımda. Biz öncelikle burada bu videomuzu tutacağız. Yani buna hiçbir şey yapmayacağız. Bu şu anda burada duracak. Bu ekranı açmış olduk sadece sizlerle. Bu ekran bu şekilde dururken biz hemen yeni bir sekme açacağız. Yeni sekme açtığımızda buradan Google dokümanlara giriş yapacağız. Dokümanlar şeklinde zaten arattığımızda karşımıza çıkacak dokümanlar. Şu şekilde arattım ve Google dokümanlar karşıma çıktı. Hemen ben oraya giriş yapacağım ve Google dokümanlara git diyeceğim. Google dokümanlara geldiğimde görmüş olduğunuz gibi burada yeni bir doküman hazırlamaya başlayın şeklinde bir seçeneğimiz var. Ben buradan boşu seçeceğim. Yani boş bir yer açacağım. Burayı açtıktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada normal bir doküman penceremiz var. Burada istediklerimizi yazabiliyoruz. Ama biz burada kesinlikle hiçbir şey yazmayacağız. Burayı açtıktan sonra yapacağımız şey bilgisayarımızın ses ayarlarından mikrofonumuzu stereo olarak seçmek olacak. Yani normal mikrofonumuz değil, bilgisayarın kendi içindeki mikrofonu algılamasını seçeceğiz. Bu şekilde seçimimizi yaptıktan sonra işlemlerimiz çok daha hızlanacak zaten. Bu şekilde seçimimizi yaptıktan sonra buradan hemen biz video ayrıntıları penceremize geri döneceğiz ve buradan o videomuzu açacağız. Direkt böyle izleme ekranını açacağız. Normal bir video izler gibi aynı bu şekilde açacağız. Videomu açtıktan sonra burada da önemli bir nokta var. Sesi kesinlikle tamamen fullleyin. Yani ses fullde olsun. Dokümanlar çok rahat bir şekilde algılayabilsin buradan gelen sesi. Bunu ayarladıktan sonra tekrardan dokümanlar pencereme döneceğim ve buradan araçlara geleceğim. Araçlarda girdiğinizde sesli yazmayı sizler de göreceksiniz. Sesli yazmaya bir kez tıkladım. Daha sonra videomu başlatacağım. Videomu başlattıktan sonra da mikrofonu açacağım. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranımızda, dokümanlar dosyamızda bütün altyazımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi buradan herkese merhabalar, EyTube'a hoş geldiniz diye başlıyor. Ve sonuna kadar burada bütün yazıları analiz edip buraya aktarıyor. Ama burada önemli olan ne var? Şu var tabii ki, bazı kelimeleri yanlış aktarabiliyor. Bu da gayet normal bir durum. Sonuç olarak bu bir yapay zeka ve tam anlamıyla doğru bir şekilde altyazı yapmıyor. Tabii ki sizin manuel olarak yaptığınız çok da verimli olacaktır ama çok da uğraştıracaktır sizi. Bu şekilde kolay bir yöntemimiz var. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu şekilde bir dosya hazırlarsınız, yani bir dokümanınız oluşur ama siz tekrardan buna virgüllerini eklersiniz, yanlış kelimeleri düzeltirsiniz. Bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Ben burada size bunu da tavsiye edebilirim. Mesela bir yerde yanlış bir kelime yazmışsa o kelimeyi değiştirebilirsiniz. Ben şu anda onlarla uğraşmayacağım. Hemen bunların hepsini şu şekilde geleceğim ve ben bütün yazımı kopyalayacağım. Bütün yazımı kopyaladıktan sonra videoların ayrıntılar kısmına geri dönüyoruz. Buraya geldikten sonra burada yapacağımız şey şu. Burada video dilini görüyorsunuz arkadaşlar. Video diline bir kez tıklıyorum. Burada Türkçe olarak gözüküyor. Ama biz bu videoyu bir süreliğine İngilizce haline çevireceğiz. Burada hemen dil olarak İngilizceyi buluyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de bu özelliğin Türkçe dilinde olmaması. İngilizce dilinde mevcut ama Türkçe dilinde mevcut değil. Videoyu İngilizce olarak gösterip bu özelliği kullanacağız. Kaydet dedim ve videomu İngilizce olarak ayarladım. Daha sonra geldim buradan hemen sol panelden altyazılar kısmına geldim.
Buraya geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada benim Türkçe başlık ve açıklama dilim olarak gözüküyor. Daha sonra ben buradan dil ekle diyorum ve buradan İngilizceyi buluyorum. İngilizceyi seçiyorum. İngilizceyi seçtiğimde buraya İngilizce video dili olarak gelecektir. Ben şu anda daha önceden bu videonun çevirisini yaptığım için İngilizce burada bu şekilde gözüküyor. Ben bunu gördükten sonra ekle diyeceğim. Ekle dediğim zaman burada Türkçe dil altyazısında olmayan bir seçenek karşıma çıkacak. Metne dönüştür ve senkronize et. Buna bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra burada konuşulanları buraya yazın şeklinde bir seçeneğimiz var. Buraya bütün yazımı şu şekilde yapıştırıyorum. CTRL V kısa yolunu kullanarak kolayca yapıştırabilirsiniz. Bunu yapıştırdıktan sonra zamanlamaları ayarla diyorum ve daha sonra zamanlamaların ayarlanmasını bekliyorum. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi zamanlamalarımız yapıldı. Bu biraz uzun bir süre alabiliyor. Yaklaşık bir 10 dakika sürebiliyor mesela. Burada herhangi bir sıkıntınız olmasın. Normaldir bu kadar sürmesi. Zamanlamalarımız ayarlandıktan sonra buradaki taslaklar olarak zaten gözüküyor. Hemen bir kez tıklıyorum İngilizcenin üstüne. İngilizcenin üstüne tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi bütün yazım zamanlanmış bir şekilde karşımda duruyor. Tabii ki burada yine hatalar olabilir, yanlış zamanlamalar olabilir. Buradan alttaki panelden bunların hepsini düzenleyebilirsiniz. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Bunların hepsini mesela diyelim, örnek veriyorum, şuradan biraz çekerek buraya yayabiliyorum veya buradaki yazıyı buraya ekleyebiliyorum. Bunları ayarlayabilirsiniz. Bunları ayarladıktan sonra yapacağınız şey şu: buradan işlemleri görüyorsunuz. İşlemlere bir kez tıklıyorum ve indir diyorum. İndir dediğimde metin dosyası, yani ayarlanmış metin dosyası captions olarak indirilenler klasörüme geliyor. Bu geldikten sonra burada bu taslağı silebilirsiniz. Zaten bir kaydı elimizde mevcut. Taslağı sil diyorum ve bu taslağı ortadan kaldırıyorum. Taslağı ortadan kaldırdıktan sonra burada video dilimi görüyorsunuz, İngilizce olarak geçiyor. Buradan hemen dili değiştir diyorum. Daha sonra bir kez İngilizceye tıklıyorum, Türkçe diyorum, dili ayarla diyorum. Videomuz tekrardan Türkçe oldu şu anda. Bunu ayarladıktan sonra ben burayı kapatacağım ve video altyazıları kısmına geri döneceğim. Burada bir kez sayfayı yeniledim. Yeniledikten sonra hemen burada karşıma tekrardan diller gelecek. Görmüş olduğunuz gibi Türkçe tekrardan video dili olarak gözüküyor. Buradan hemen altyazılar kısmında Türkçe ekle diyorum. Ekle dedikten sonra burada dosya yükle ve yeni altyazılar oluştur kısmım var. Ben burada yeni altyazılar oluştur demeyeceğim. Dosya yükle diyeceğim. Dosya yükleye bir kez tıklıyorum. Daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi dosya seç seçeneğimiz bulunuyor. Dosya seçe bir kez tıklıyorum. Daha sonra buradan ben son yaptığım, bu son eklediğim captions dosyasını iki kez tıklıyorum ve yükle diyorum. Yükle dediğimde görmüş olduğunuz gibi bütün yazılar, az önceki yazılar buraya da geliyor. Burada da düzenleyebilirsiniz. Yani taslağı aldıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Burada da yanlış yapılan yerler varsa buradan da her şeyi düzenleyebilirsiniz. Düzenlemenizi yaptıktan sonra yayınla diyorsunuz. Hemen hatta biz de yayınla diyelim. Yayınla dediğimizde altyazımız yayınlanmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi burada Türkçe altyazımız yayınlananlarda şu anda mevcut. Bu şekilde videolarınızı otomatik altyazı ekleyebilirsiniz. Altyazıyı baştan yazmak çok uğraştırıcı olabiliyor ama bu şekilde çok daha kolay bir şekilde altyazı ekleyebiliyorsunuz. Aslında YouTube yeni bir sistem getirdi. Artık bazı videolarınızı otomatik olarak zamanlanmış bir şekilde altyazı getirebiliyor. Ama bunu her videoya yapmıyor. Genellikle sizin sabit bir mikrofonla kayıt aldığınız, yani tamamen dedikleriniz belirginse bunu yapıyor. Ama dedikleriniz tam olarak belirgin değilse yine altyazıya çevirmiyor YouTube. Eğer YouTube otomatik olarak çevirirse yine onu kullanabilirsiniz. Çok da kullanışlı bir şey. Ama eğer YouTube çevirmezse de bu şekilde kolay bir şekilde altyazılarınızı oluşturabilirsiniz. Umarım bu video sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.